Bugün aynı zamanda Kürt halkının büyük önderlerinden Şeyh Said'in katledilmesinin yıl dönümü. Aynı zamanda sevgili yol arkadaşımız, abimiz, insan hakları savunucusu ve Kürt siyasetçi Orhan Doğan'ın da ölüm yıl dönümü. Bugün burada andığımız tüm insanlar sadece Kürt oldukları için, Kürt halkının haklı mücadelesi içinde yer aldıkları için, bu mücadeleye inandıkları için gözaltında kaybedildiler. Biz onların kayıp olmadıklarını çok iyi biliyoruz. Sadece onların bedenlerine ulaşamadık. Onların katledildiğini hepimiz çok net olarak biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef ki Cumhuriyet öncesinden bu yana bu politikayı devam ettiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kaybetme dosyalarında cinayet suçunun zaman aşımını uyguluyor. 20 yılda hiçbir talebimizi karşılamayan savcılar 20 yıl sonra bütün dosyaları ortadan kaldırıyorlar zaman aşımından. Yani bu bir sistematik. Sadece onları gözaltına alan askerler, korucular, polisler, onlara işkence yapan bu insanlar suçlu değil. Bu işkencecileri sorgulamayan savcılar, beraat kararı veren hakimler, rapor vermeyen adli tıp hekimleri, hepsi bu sistematiğin parçaları. Bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu suçların sorumlusu. Biz de insan hakları savunucuları olarak gözaltında kaybetmelere karşı mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. 1991-97 yılları arasında Silvan ilçesinde yoğun bir faili meçhul cinayetler dönemi yaşandı. Hizbullah örgütü o dönemde devletin sınırsız desteğini arkasına alarak özellikle ilçe merkezinde sivil halka yönelik yüzlerce faili meçhul cinayeti işledi. Bu cinayetlere kurban gidenlerden biri de Ramazan Yüce oldu. Ramazan Yüce'nin bir kızı da o dönemde Hizbullah saldırısı sonucu ağır yaralanarak kurtulur. Aile o dönemde sürekli baskı ve tehdit altında kalır. 29 Haziran 1992 tarihinde Ramazan Yüce dışarıdan liseyi bitirme sınavı için Diyarbakır'a gider. O sabah eşine ben gidiyorum ama kötü rüyalar gördüm. Bana bir şey olursa nişanlı olan kızını evlendiririm der. Diyarbakır'dan Silvan'a gelmek üzereyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Lale Bey sokağında arkadan silahlı saldırıya uğrar. Ramazan Yüce orada hayatını kaybeder. Cenazesi Silvan ilçe merkezine kaldırılarak defin edilir. Taziyenin yoğun kalabalık geçmesinden dolayı yine o dönemin karanlık güçleri tarafından cenaze törenine saldırı gerçekleştirilir. Olay o tarihten günümüze faili meçhul olarak kayıtlara geçer. Bir kez daha burada gerçeklerin ortaya çıkarılması ve sorunların tespit edilip yargı önüne çıkarılarak cezalandırılmasını istiyoruz. Bundan tam 32 yıl önce bu kentin sokaklarının birinde katledilen Ramazan Yüce için adalet istiyoruz. Aydın Ay ailesiyle birlikte Batman'da yaşıyordu. İnşaat işçisi olan Ay, Halkın Emek Partisi Batman İl Örgütü üyesiydi. Tehditler alıyor ama ailesini endişelendirmemek için bunu onlarla paylaşmıyor. 10 Temmuz 1993 tarihinde akşam saatlerinde sigara almak için 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ancak bir daha eve dönmedi. Bunun üzerine ailesi Aydın'ı aramaya başladı. Bazı komşuları aileye, oğullarının sivil giyimli, silahlı kişiler tarafından darp edilerek bir araca bindirilip götürüldüğünü söyledi. 3 gün sonra anne Raziye Ay, oğlunun evde kalan kimliğini ve yiyecek alarak Batman Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Oğlunun akıbetini sordu ve getirdiklerini görevlilere teslim etti. Raziye Ay, 9 gün boyunca oğlu için emniyete yemek ve giysi götürdü. Görevliler her seferinde götürdüklerinin üzerine Aydın Ay'a ait olduğunu belirten bir not geliştirerek teslim aldı. 10. günde yine yemek ve giysi getiren Raziye Ay, dünkü paketinin masada beklediğini, oğluna verilmediğini gördü. Görevliler yeni getirdiklerini teslim almadı ve burada öyle biri yok, bir daha gelmeyin dedi. O günden sonra Aydın Ay'dan haber alınamadı. Ailenin yaptığı tüm yasal girişimler sonuçsuz bırakıldı. Aile 2009 yılında Batman Cumhuriyet Başsavcılığına yeniden suç duyurusunda bulundu. Başvuru 2010 yılında takipsizlikle sonuçlandı. Takipsizlik kararına karşı 21 Mayıs 2010'da Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itiraz da sonuçsuz kaldı.
Ay ailesi yaklaşık 30 yıldır yapmış olduğu hukuk mücadelesinden herhangi bir sonuç alamadı. Oğullarına dair herhangi bir bilgiye ulaşamadı. Acılı anaların yüreklerini bir nebze de olsa rahatlatma adına gözaltında kaybedilen insanların akıbetlerinin araştırılmasını, faillerinin bulunup yargılanmasını, ülke tarihinin karanlık sayfalarına ışık tutulmasını ve bu kara lekenin bir an önce temizlenmesi için gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Varsal 7 Haziran 1994 tarihinde evinden çıktı. Hayvancılık ile uğraşan Varsal, hayvan alımı yapmak için Dağlıca bölgesine gideceğini ailesine ve eşine bildirdi. Aradan geçen 4 gün içinde Varsal'dan herhangi bir haber alınmayınca aile bölgeye gitti ve kendi imkanlarıyla Varsal'ın akıbetini sormaya başladı. Ailesini karakola yaptığı başvuruda Mehmet Sıdık Varsal isimli bir kişinin gözaltına alınmadığı bilgisi verildi. Lakin köylüler Dağlıca bölgesinde büyük bir operasyon yapıldığını, bölgede bulunan Mehmet Sıdık Varsal'ın gözaltına alındığını, askeri araç ile götürüldüğünü ve kendisinden bir daha haber alınmadığını aktardılar. Akabinde aileyle iletişime geçen bir şahıs, Mehmet Sıdık Baysal'ın Doski mıntıkasında bölge tarama faaliyeti gösteren askerlerce gözaltına alındığını, ağır işkence sonucu hayatını kaybettiğini ve cansız bedeninin Sinavar Kamışlı Karakolu'nun içinde açılan bir çukura atıldığını beyan etti. Ailesi, Yüksek Ova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde olaya ilişkin ayrıntılı bir biçimde araştırma yapılması ve Bahsekolu Karakolu'da bazı çalışma yapılması için başvuru yapmış, lakin savcılık kavuşturmaya yer olmadığına dair karar vererek dosyayı sümen altı etmeye çalışmıştı.